Doğduktan kısa bir süre sonra merkezi sinir sisteminin hareket alanlarının hasar görmesiyle beyin felci olduğu anlaşılan 5 yaşındaki minik kız Gülsiye Duran'a Yalı beldesinde yaşayan hayırseverler yardım eli uzattı. Gülsiye Duran, Vural Fizik Tedavi Merkezi'nin fizik tedavi uzmanı Bodrum Lyons Derneği Başkanı Doktor Nükhet Vural'ın girişimiyle başlatılan kampanya sayesinde toplanan parayla temin edilen çok fonksiyonlu sandalyesine oturdu. Doktor Nükhet Vural, çok fonksiyonlu özel sandalyenin 2 aydır tedavisini sürdürdüğü Gülsiye Duran için çok önemli olduğunu belirtti. Gülsiye Dural'ın babaannesi, adaşı olan Gülsiye Dural, torununun da tedavisine önemli katkı sağlayacak sandalyenin teminine yardımcı olanlara teşekkür etti. Şarkıcı Neco da Gülsiye Duran'a sandalyesinin teslimi sırasında fizik tedavi merkezinde hazır bulundu. Aldığımız cihaz hem bir tekerlekli sandalyedir hem de tilt table dediğimiz çocuğun ayakta durmasını sağlayan özel destekleri bulunan bir sistemdir. Bu ayakta çocuğun durmasıyla birlikte çocuğun beyne giden uyarıları daha fazla olacaktır ayak tabanından ve çocuğun dik durması, başını tutması, sırtını tutması, daha sonra zaman içerisinde tedavide adım atmasını kolaylaştıracaktır, yürümesine yardımcı olacaktır. Yani bu sadece bir sandalye değil, tedavide de rolü olacak bir cihazdır. Çocuk ayakta özel desteklerle bağlanır, dizlerinden başı desteklenir, göğüsten desteklenir. Önünde bir masa vardır. Bu masada tek elini kullanabildiği için tek eliyle bir takım fonksiyonlar yapar, oyuncağıyla oynar. Yemeğinin yenmesi belki bu apareyde sağlanabilir. Uykusu geldiğinde yatar pozisyona geçen bir cihazdır. Orada uyuklayabilir. Tekerlek sistemi, aks sistemi dışarıda gitmesine çok uygundur. Yani içeride dışarıda birçok yerde kullanacak bir fonksiyonel cihazdır. Umarım tedavide çok büyük fayda sağlar. Gelişimine katkısı olacağına yürekten inanıyorum. Alınımı ile ilgili bir bağış kampanyası oluşturmuş galiba aile tarafından. Gülsiye zaman zaman bana tedaviye gelen bir doğuştan engelli bir kızımız. Buraya gelen hastalar çocuğun durumunu, ihtiyacını gördüler. Aralarında bir böyle bir bağış kampanyası başlatıldı. Ve bu tamamıyla böyle anneannenin babaanneye destek şeklinde başlamıştı. Birdenbire duyan vermiş, o oradan kendi aralarında topladıkları paralarla böyle bir şey yapmak istediklerini bildirdiler bana. Çevremizdeki komşularımız, hastalar, hasta yakınları. Derken babaanne de böyle bir cihazın resmini görmüştü. Kızına faydalı olacağını düşünerekten firmayla irtibata geçtik. Geçen hafta içerisinde Gülsiye İzmir'e gitti. Ölçüleri alındı. Çünkü bu tamamıyla kişisel özellikle yapılan bir cihazdır. Ölçüleri alındı. Parası gönderildi. Cihaz geldi. Bugün teslim edildi. Yani tabii ki gönül isterdi ki bunu yerine top alalım, topla koşsun ama maalesef ihtiyaç tekerlekli sandalyeydi. Bir engelli arabasıydı.